Manşete hoş geldiniz. Artık bir aydan da geriye düşmeye başladı. Bugün 17 Nisan. 20 küsür gün kaldı şurada seçime ama belli ki Ramazan bayramı bekleniyor. Ramazan ayının bitmesi bekleniyor ve Ramazan bayramı ile beraber ortalık şenlenecek. Siyaset meydanı hareketlenecek, öyle görülüyor. Zaten yeterince de hareketli. 17 Nisan 1993'te Turgut Özal vefat etti. 17 Nisan bunun yıl dönümü. Ve 17 Nisan 93, 17 Nisan 2023. Tam 30 sene. İnsan tabii yaşlandığını düşünmeye başlıyor. Zaman ne kadar çabuk geçiyor diyor. Yani hani 1 sene, 2 sene, 3 sene bu kadar göze görünmüyor ama 30 yıl deyince yani yarı ömür 30 yıl aşağı yukarı. Turgut Özal'ın vefatını dün gibi hatırlıyorum. Ben Ankara'da üniversite okumaya geldiğimde başbakandı. Birkaç sene sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Defalarca gördüm. Programlarına gittim, takip ettim, konuşmalarını dinledim. Cuma namazına gittiği camiyi takip ettik, orada görmeye çalıştık filan. Vefatı da büyük bir şoktu. Türkiye için de şoktu. Ve onu takip eden herkes için bir şoktu. Çünkü Cumhurbaşkanlığında sıkıldığı, Demirel'le mücadelesinde artık tekrar sahaya inmeyi düşündüğü pek çok tanık tarafından ifade edilmişti. O zaman, o günlerde biz gazeteciydik ve vefatından sonra çoğundan dinledim. Sahaya inecekti, yeni partinin başına geçecekti. Kardeşine yeni partiyi kurdurmuştu. Yeni Parti diye bir parti vardı. O da vefat etti gerçi. Yusuf Bozkurt Özal. Büyük bir figür. Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş bir isim. 1983'ten 93'e 10 yıl boyunca başbakanlık, 2 dönem başbakanlık ve hemen ardından Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı uzun sürmedi gerçi, 3-3,5 sene sürdü ama derin izler bıraktı. Devrimci bir liderdi, devrimci bir başbakandı, devrimci bir hükümetti. Özellikle ilk ANAP hükümeti mühim işler yaptı. 12 Eylül'ün hemen ardından kurulan bir yeni düzendi. Belli partilerin seçime girmesine izin verildi. Belli partiler yasaklandı. Hala siyaset yasağı devam eden liderler vardı. Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş gibi, Deniz Baykal gibi filan. O dönemlere çocuk ve genç olarak tanıklık ettik ama ben 1988'de Ankara'ya geldiğimde başbakandı ve çok kudretli bir başbakandı. Suikast girişimine yeni uğramıştı. Son derece heyecan verici günlerdi. Takip ediyorduk gelişmeleri. Turgut Özal o dönem tabii Anadolu'dan gelen bir genç olarak Turgut Özal ulaşılmaz, sadece televizyonlarda gördüğün filan bir lider. İlk defa canlı gözlerle gördüğümde bir açılış töreniydi galiba. Yıldırım Beyazıt köprülü kavşak açılışı mıydı neydi öyle, Ankara dış kapıda herhalde oydu. Ankara'nın ilk veya ikinci köprülü kavşağıydı, öyle bir şeydi. Oradan üstü açık bir arabayla Ulus'a kadar, Ulus Meydan'a kadar gelmiş, oradan da artık makam aracına binip devam etmişti. O üstü açık araçla ağır ağır kalabalığın içinde yürürken o araç, ben de kaldırımda onu takip ettim uzunca bir süre ve ilk gördüğüm Özal karesi oydu zannediyorum ve uzun uzun bakmıştım. Yani televizyonlarda gördüğümüz adam bu mu, bu mu ülkenin başbakanı falan. Şimdi düşünsenize, geriye doğru neredeyse 7-8 senedir bu insanla haşır neşirsiniz, Ankara'ya yeni gelmişsiniz filan. Hatırlıyorum. Derin izler bıraktı. Elbette günahları da vardı, sevapları da vardı. Neyse, değerlendirildiğinde, tartıya vurulduğunda bana göre, bende Özal'ın bıraktığı izlenim artı, yani terazinin artı hanesinin daha ağır bastığıdır. Ama elbette siyasi günahları, hataları da vardı filan. Fakat şimdi 30 yıl geçmiş, yani gerçekten büyük bir zaman ve yani yaşı 30'un altında değil, yaşı 40'ın altında olan insanların bile hatırlaması güç. Yani artık zaman öyle ilerliyor ki artık Turgut Özal tarih yapraklarında bir lider oluyor. Bizim gençliğimizde nasıl Adnan Menderes öyleyse, nasıl İsmet İnönü öyleyse, şimdi bugünkü nesil içinde Turgut Özal öyle. Süleyman Demirel öyle, Alparslan Türkeş öyle yani. Evet. Fakat bana göre dün önemli bir yıl dönümüydü. 16 Nisan 2017 referandumunun yıl dönümüydü. 6. yıl dönümüydü ama 2017 referandumundan sonra bir yıl sonra gidilen seçimle işte başkanlık sistemi ve gördük. Birazdan bilançosuna da bakacağız. Gördük. Niye vurda vuralım, öldü ölelim? Onu yazdık. Ona bakalım şimdi. Bu Kayseri aday tanıtım toplantısı Hulusi Akar. Şimdi çokça tabii birazdan da bakacağız. Erdoğan bütün bakanlarını aday yaptı ve bakanlar bakanlık gücüyle kampanya yapıyorlar. Bakanlıkta partileri topluyorlar. Tamamen artık bakanlık imkanlarıyla kampanya yapıyorlar. Arkasında devletin korumaları şu bu falan. Olacak şey değil yani. Ama oluyor yani bu dönemde. İşte yani düpedüz kamu görevlisi bakanlar. Seçime de gelmiş insanlar değil, atamayla gelmiş insanlar. Yani valiler, kaymakamlar istifa ediyorlar milletvekili olmak, milletvekili adayı olmak için. Bakanların istifa etmesine, yani bakanların pozisyonu ve statüsü valilerden farksız yani. Kamu görevi anlamında. Ama böyle tuhaf bir dönem. Gerek yok dediler. Gerek yok demelerinin temel nedeni de şu. Yani bakanlık gücüyle kampanya yapabilsinler diye. Devlet gücüyle kampanya yapabilsinler diye. Ve izleyelim ne söylemiş Hulusi Akar sesli. Sonra üzerine konuşmaya devam edelim. Gelecek. Onun da zamanı gelecek. Bekleyin. Vur de vuralım, öldü ölelim diyen gençlere, sloganlara gelecek, onun da zamanı gelecek, bekleyin diyor. Şimdi böyle slogan atılabilir. İşte ordu, işte komutan falan diyebilirler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyebilirler. Vur de vuralım, öldü ölelim de bir slogan çokça kullanılıyor. Fakat bu sloganlara ben böyle cevap verene ben bugüne kadar rastlamadım. Gelecek, onun da zamanı gelecek, bekleyin. Yani zamanı gelecek, vurun diyeceğiz. Zamanı gelecek, ölün diyeceğiz. Tuhaf. Yani bugün bu savaş mı var? Harekat mı var? Ne var? Ne için vuracaklar? Ne için ölecekler? Kimi vuracaksınız? Kimi öldüreceksiniz? Sadece bu bile, üstü örtülü, açık kapalı neyse, iktidarın niyetlerini göstermesi yönüyle önemli ve dikkat çekici. Son derece dikkat çekici. Meral Akşener konuştu dün ve özellikle konuşmasında Erdoğan ve arkadaşlarının yargılanabileceği mesajını verdi ve dedi ki 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza söz veriyoruz dedi. Evet, artık Recep Bey diyor. Benim adım Tayyip Erdoğan falan diye çıkışmıştı geçtiğimiz haftalarda Meral Akşener'e. Artık Recep Bey diyor ve onlara Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımızı söz veriyoruz diyerek adil yargılanma sözü veriyor. Çünkü hemen önceki laflarda o var. Adaletin dönüp dolaşıp en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. Diyor ki devam eden cümle adil yargılanacaklar vurgusu. Erdoğan ve arkadaşları yargılanacak vurgusu önemli. Leman kapağında camiye mi yok mitinge? Yani gerçekten hala bu seccade meselesi devam ediyor. Seccadeye dolanmış durumda AKP. Bilmiyorum bunun karşılığı nedir, ayrı bir konu, ama yeni bir strateji, yeni bir söylem, yeni bir hikaye üretemediklerini gösteriyor. Nasıl olsun ki işte gazetelere verilen tam sayfa ilanlarla TOGG. Şimdi Türkiye Otomobil İletişim Grubu diyorsunuz filan. Yani tamamen bakanlar TOGG'un tanıtımı için yollarda. Zaten Sanayi Bakanı Varank'ın ana işi TOGG. Yani bu bir özel teşebbüs mü, devlet teşebbüsü mü, kim, yani acayip. Hani devlet himayelerinde falan dersin de, devletin teşvikiyle falan dersin de, devlet de hani gider kurdelasını keser, tebrik eder, teşekkür eder. Hadi diyelim ki bir de test sürüşü yapar. Fakat bu da acayip değil mi yani? Bir vaat daha, işte 7 yılda 1 milyon TOGG yollarda olacak. Sanki onun parası milletin cebine girecek, ayrı bir konu. Bakın şimdi Viyana'ya gitmiş Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı'nın temasları ne olur? Diplomasiyle ilgili olur yani. TOGG'u da götürmüş. Ve işte orada insanlar selfie çektiriyorlar falan. Bakıyorsunuz işte plakası 06 TC bilmem ne filan. Peki bu araba oraya karadan mı gitti? Havadan kargo uçağıyla mı gitti? Yani her yere de taşıyorlar. İşte Varank'ta Orta Asya'ya götürdü. Orta Asya liderlerine birer birer hediye ediyorlar falan. Böyle bir şey. Bunun karşılığı olduğunu düşünüyorlar. Araştırma konusu yani, gerçekten TOGG'un bir karşılığı var mı? Hani TOGG karın doyuruyor mu? Onu da göreceğiz. Yani bunu görmemiz için çok fazla bir zaman geçmeyecek. 20-25 gün sonra göreceğiz. Bir başka konu Ferit Aslan paylaşmış, Diyarbakır. Türkiye'nin en büyük ikinci camii, Selahattin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nin açılışı Erdoğan tarafından yapılacak diye paylaşmış 14 Nisan'da attığı şeyde, fotoğrafta. İşte caminin şeyinde, hemen kapısının üstünde Erdoğan'ın fotoğrafı, peygamberler ve sahabeler diyarına, Kudüs'ün yoldaşı, İstanbul'un kardeşi filan. Yani Cumhurbaşkanı mısın, AKP Genel Başkanı mısın? Yani acayip her şey birbirine girmiş durumda. Tam anlamıyla parti devleti, istihbarat devleti, polis devleti, tek adam, tek parti, her şey iç içe geçmiş durumda. Bakanlardan alın, Cumhurbaşkanı'na kıyas edin. Ve hiçbir yasak yok haklarında. Hiçbir yasak yok. Her şey serbest. Ve bu arada da her şey seçim, yani şu günlerde çıkarılıyor, işte ne bileyim açılışı yapılıyor, şu bu, işte bu savunma sanayi ile ilgili hamleler falan hepsi planlandığı, programlandığı için. Şimdi Karadeniz gazı hikayesi, 20 Nisan'da Karadeniz gazı çıkarılıyor, Mayıs'ta da konutlarda. Nasıl oluyor bu? Hangi arada çıkartıyorsunuz? Boruyu ne zaman döşediniz ve konutlara nasıl ulaştırıyorsunuz? Kendini bilmezler birkaç sene öncesinde 2023'te doğalgaz bedava olacak, yakın açın sonuna kadar falan diye videolar çekiyordu. Defalarca şunu söyledim. Gaz çıkarmak, petrol çıkarmak olabilir. Hayırlı olsun, güzel. Yani gerçekten doğruysa bu haberler. İnanç yok da. Diyelim ki siz zannediyor musunuz ki faturalar ucuzlayacak? Gene birilerinin cebine gidecek yani. Bir de demezler mi işte efendim dış mihraklar şöyle destek veriyor. İşte efendim Amerikan elçisi Kılıçdaroğlu'yla görüştü, öbürü beriki. Dış mihraklar kendilerine destek verince problem yok. Mesela işte Azerbaycan Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi basın açıklaması yapmış ve demiş ki 14 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan destekliyoruz. Orada o desteklediğinde laf yok ama aynı adam diyelim ki Kılıçdaroğlu deseydi bak görüyor musun burada dış mihrakların parmağı var derlerdi. Böyle de tuhaf, isimsiz bir adam yani. O da ayrı bir konu. Buldukları her desteğe sarılıyorlar. O arada enteresan bir not. Bunu geçtiğimiz hafta manşet yayınlarında dile getirmiştim. Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum daha ne diyeyim. Ben milliyetçi oyları alıyorum, MHP'nin oylarını alıyorum demişti Halk TV yayınında. O yayını biraz daha dikkatli ve kulak kabartarak dinlediğimde esasen Sinan Oğan'ın seçim sonrasında eriyen MHP ve elbette artık sağlık olarak fiziken de işi götüremeyecek noktaya gelen Devlet Bahçeli'nin yerine, yani MHP Genel Başkanlığı ve Devlet Bahçeli'nin koltuğuna talip olduğu gibi bir hisse de kapıldım. Nasıl olmasın ki? Birlikte dinleyelim. Sinan Oğan'ı 12 Nisan Halk TV yayını. Sinan Oğan'ın CHP Genel Başkan adayı olmadığını, MHP Genel Başkanı adayı olduğunu, Sinan Oğan'ın nereden oy aldığını cümle alem herkes bilmiyor. Biliyor herkes. Bilmeyen varsa da bir kez daha söyleyeyim, duysun. Sinan Oğan milliyetçi oyları alıyor. Sinan Oğan MHP'liydi. Daha ne diyeyim yani? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu almıyorum ki. Kemal Kılıçdaroğlu sol, CHP Genel Başkanı, ben milliyetçi, MHP Genel Başkan adayı. Evet. Yani tamam daha önce MHP Genel Başkan adayı olduğunu kastediyor belki ama milliyetçi oyları alıyorum, MHP oylarını alıyorum ve iki kere de MHP Genel Başkan adaylığı vurgusu yaptığı için Sinan Oğan seçim sonrasında, yani 14 Mayıs'tan sonra MHP Genel Başkan adayı, hatta Devlet Bahçeli'nin koltuğunun halefi olarak karşımıza çıkacak gibi geliyor. Çok kuvvetle muhtemel. Bunu da bir kere daha not düşeyim. Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum. Ben Millet İttifakı'nın, Bahçeli'nin oylarını alıyorum. Evet. Sözcü Gazetesi pazar günkü manşetinde YSK bir oldu bittiyle Erdoğan kazandı derse partiler ne yapacak sorusuna cevap aramış. Bu dönemin iyi bir tarafı da 2014, 18, 15 neyse önceki seçimlerden bir takım dersler çıkarılması ve aynı hataların tekrar edilmemesi ve artık bunun o hatalar yapılırsa kamuoyuna izah edilemeyeceği. Şimdi bu seçimin de böyle bir tarafı var. Ondan dolayı diyoruz yani bu seçimi de kaybederseniz muhalefetin hepten bırakması ve artık eğer yeni bir muhalefet falan çıkacaksa, diktaya evrilmezse Türkiye, onlara yol açması falan gerekiyor alayının. 2018'den, 2017 referandumundan, 15 seçimlerinden 2 tane seçim var. Ondan önce 2014 Cumhurbaşkanı seçimlerinden ve elbette oy sayımı, neyse bunların hepsinden bir ders çıkarılması gerekiyor yani. Ve o sorunun cevabını aramış Sözcü. Onu o açıdan önemsiyorum. Burada mesela İYİ Partili Burcu Akçaru, kendisi İYİ Parti sandık güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısıymış. Diyor ki özel bir telefon uygulaması geliştirdik. Sandıklardaki sonuçları anından alarak YSK'dan gelen verilerle kıyaslayacağız. Oyuna izin vermeyeceğiz demiş. Yine Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti'nin altılı masa 81 ildeki sandıkları koruyacak diyor. Belli ki bir iş bölümü yapılmış. CHP ile ortak veri paylaşımı yapılacak. Gene aynı şekilde CHP İYİ Parti şeysi. Bu da işte İstanbul 2019 seçiminde Mahmut Tanal'ın oy torbalarının üzerinde otururken, onları zapt etmişken görüntüsü. Çokça eleştirilen, çünkü bir önceki seçimde 2018'de de bu işlerin başındaydı, Onursal Adıgüzel, CHP Genel Başkan Yardımcısı, 3 ayrı kaynaktan veri akışı olacak diyor. Çok detaylı olarak da nasıl önlemler aldıklarını söylüyor. Onursal Adıgüzel geçtiğimiz 2018'de gerçekten bilgi işlem ve neyse veri akışı, sonuçlar falan bu konuların başındaydı. Her ne kadar birkaç ay önce göreve geldi, daha taze genel başkan yardımcısıydı. Bu işlerin başına yeni geçti dese de ben bu savunmayı kabul etmiyorum. Yeni olabilir. CHP 100 yıllık bir parti. Yani neticede seçime de gidiyorsunuz. Ya o zaman adam değiştirmeyeceksiniz ya da değiştirdiyseniz o kişi öncekinden doğru devralarak 2018'in önlemlerini alacak. Ya yeni gelmişti göreve. Yani her şeye böyle bir mazeret bulacaksak yandık. O göreve yeni gelmişti. Öbürü hazır değildi. Öbür filan. Yani 10-12 bin sandıkta CHP'nin olmadığı ortaya çıktı değil mi? Bunu CHP Genel Merkezi de kabul etti. Ve Muharrem İnce'nin şu günlerdeki en büyük argümanı bu değil mi? Yani koca partisiniz ve o gün de ittifakla girdiniz. O ittifakta İYİ Parti vardı, Saadet Partisi vardı, öbürü Beriki vardı. Onlardan destek isteyebilirdiniz. Onların da aşağı doğru teşkilatı var falan. Yani bugün yaptığınız koordinasyonu o gün de yapabilirdiniz. İşiniz bu zaten. Göreve yeni gelmiştim. Ne yapayım yani? Doğru devralacaksın ve götüreceksin. Ya da göreve gelmeyeceksin. Ya da dere geçerken at değiştirmeyecek CHP. Bu savunmayı kabul etmiyorum. Kusura bakmasınlar yani. Açlık sınırı 9752 TL. Bu ortamda seçime gidiliyor yani. Türkiye'de fiyatlar Almanya'yı katladı. Ali Gülen'in haberi, Sözcü'den getiriyorum. Türkler soğanı 3 kat daha pahalıya alıyor. Her şey öyle. Ben burada yani Twitter'da da paylaşıyorum, burada da söylüyorum. Yani buradaki market fiyatlarında sebze, et, süt ürünleri neyse aklınıza ne geliyorsa hepsinden daha pahalı şu anda Türkiye'deki şeyler, fiyatlar. Yani Türk lirasını cebinize koyun, buraya gelin, pound'a ya da Avrupa'da euroya çevirin, daha ucuza alırsınız. Eti, sebzeyi, diğer şeyleri. Başka bir yere gitti olay yani. 300 liraya kıyma mı olur yahu? Sonra da rekabet kurumu ette fiyat araştırması yapıyor filan falan. Gene suçlu kasap. Gene suçlu kasaplar çıktı yani. Bugün et aldım yeni. Ayıptır söylemesi. Yarım kilo kıyma aldım. Pakistanlı kasap. Sohbet ediyoruz. Ya dedim Türkiye'de etler bu kadar. Ne kadar dedi. Ya işte dedim kıymanın kilosu 300 lira. Yani dedim işte şeye böldüğünde 12-13 pound'a falan geliyor yani neredeyse. Yapma ya falan dedi. Bizim dedi Pakistan'da 2 pound dedi kilosu. Yani 50 lira. Hani öyle söyleyeyim, düz hesap. Pakistan nereye, Türkiye nereye? Yani hani kendiniz Avrupa'yla, İngiltere'yle, şurayla böyle kıyaslamayın. Pakistan'la kıyaslayın Türkiye'dekiler. Pakistan 50 liraya kıyma yiyor. Sen 300 liraya yiyorsun. Yani. Maalesef insani gelişmişlikte şunda bunda Türkiye'nin artık kıyaslanacağı ülkeler Batı ülkeler olmaktan çıktı. Dedim ya, asıl yıl dönümü 16 Nisan'ın yıl dönümü ve 16 Nisan'ın sonuçlarını bakın, fiyatlar nasıl artmış bu grafikte görüyorsunuz. Temmuz 2018, Nisan 2023, yani başkanlık ilk dönemi, ilk başkanlık dönemi. Beyaz peynir %900, pastırma %800, jambon %800, salça %679, süt 640, böyle gidiyor. Görüyorsunuz. Yani süzme yoğurt 9.45'miş, 62,5 olmuş 900 gramı. Pirinç 2 kilosu 16.90'mış, 98.90 olmuş. Küp şeker öyle, tereyağı öyle. Yani 600 gramlık beyaz peynir 13.85'ten 139.90'a çıkmış. İlk başkanlık döneminin bilançosu. Bence bunun yıl dönümü esasen. Buna bakmak lazım. Bu da başka bir kıyaslama. Bir paket sigara kıyaslaması. Sigaranın bir paket Marlboro'nun, bir paket içinde 20 sigara olan bir paket Marlboro'nun dolar bazında fiyatı solda en yüksek olduğu, yani 10 dolardan daha yüksek olduğu ülkeler var. Avustralya zirvede. Yani bir paket Marlboro'yu Avustralya'da 26 dolara alıyorsunuz. Yeni Zelanda'da 23 dolara alıyorsunuz. İrlanda'da 16 dolara alıyorsunuz. İngiltere'de 14.90 dolara alıyorsunuz. Gerçekten de öyle. 13-14 pound şu anda. Sağdaki gruba baktığınızda da 2 dolardan daha az ligine baktığınızda son 10'da Türkiye var. Bir paket sigaranın en ucuz olduğu ülkeler. Eğer bir şey yapmak gerekiyorsa bana göre buna burada yapmak gerekiyor. Soldaki ülkelerde neden pahalı? Çünkü bu alışkanlığı bitirmek için yapıyorlar. Yani sigara fiyatını yüksek tutuyorlar ki bu sağlığa zararlı ürün artık tüketilmesin veya da az tüketilsin. Ya da artık yeni nesillere intikal etmesin. Sağda ise alabildiğine ucuz. Pakistan, Nijerya, Vietnam, Kazakistan, Mısır'la aynı ligde Türkiye. Buna bakması lazım eğer bakıyorsa. Eğer gerçekten mücadele ediyorsa. Yavaş yavaş bitirirken Şalom'da mühim bir şey söylemiş Selçuk Şirin. New York Üniversitesi öğretim üyesi. Şalom'un manşetiydi. 21 Nisan manşetiydi. 12 Nisan manşetiydi. Kimse kendinden olmayana güvenmiyor demiş. Güzel. Yani herkes kendi bildiğini okuyor. Yani bu Mehmet Ali Kılıçbay'ın sözüdür. Kendi bildiğini okuyor derken hani kendinden olanı okuyor. Kendi ideolojisine yakın olanı okuyor. Onunla bilgileniyor, onunla yürüyor manasına. Bildiğini okuyorun iki manası var. Onu destekleyen bir şey Selçuk Şirin'in bahsettiği. Kimse kendinden olmaya güvenmiyor. Ama ben Selçuk Şirin deyince açıkçası son 6-7 yıldır eski itibarını göremiyorum. En azından benim nezdimde öyle. Çünkü 15 Temmuz söylemini hemen o gün satın alan ve ondan sonra da bunu değiştirmeyen bir isimdir. O da kendinden olmayana güvenmediği için öyleydi. Kendinden olanlara güvendi. Nasıl olmasın ki işte New York'ta Nedim Şenerli, Ahmet Zeki Üçoklu panelleri seyretti. Böyle de fotoğraflar paylaştı. Filan falan. Evet. Kimse kendinden olmayana güvenmiyor. Evet öyle. Selçuk Hoca. Bu işler böyle yani. Kimse kendinden olmayana güvenmiyor. Diyoruz ve vur de vuralım, öldü ölelim. Gerçekten son derece bununla girdik. Yani bununla toparlayalım. Son derece önemli bir şeydi. Çıkıştı ve herkesin dikkatli olması gereken bir zaman dilimine girdiğimizi gösteriyor. Unuttum, BBC Türkçe'ye Selahattin Demirtaş bir röportaj verdi. Onu da vererek bitireyim. İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok diyor Selahattin Demirtaş ve burada özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası ile alakalı, İnce ile alakalı olarak şunu söylüyor. Diyor ki, bugünkü seçim matematiğinde İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında fark yok. Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok. Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erdoğan'la bir 5 yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok demiş. Yine Erdoğan'la alakalı olarak Erdoğan'dan demokrat çıkmaz, hangi vaatlerde bulunursa bulunsun hepsi boştur, aldatmacadır, göz boyamadır. Erdoğan yeniden kazanırsa Türkiye diktatörlüğe geçer, bu kadar net. İşte zaten Ekonomist dergisi de diğer dünyadaki sayılı dergilerde, gazetelerde buna dikkat çekiyorlar. Türkiye bu seçimden sonra diktatörlüğe evrilebilir. Ben de bugüne kadar hiçbir zaman dikta demedim. Otoriter bir rejim olduğunun altını çizdim. Değişik bir koalisyonla ülkeyi bugüne kadar getirdi. Farklı farklı koalisyonlarla Erdoğan, ama 14 Mayıs'tan sonra bu durum değiştirilmezse evet, bundan sonraki 5 yıl Türkiye diktatörlüğe yürür ve ondan sonra artık bildiğimiz manada seçim olur mu olmaz mı? Bir sonraki seçim mesela belediye seçimi 2024 Mart ayında nasıl olur? Soru işareti. Unutmadan bunu da vermiş olduk, ekrana getirmiş olduk. Erdoğan yeniden kazanırsa Türkiye diktatörlüğe geçer. Haftanın ilk manşetini böylelikle bitiriyoruz. Yarın tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın.